şimdi İstanbul Balat Caddesi'ndeyiz. Balat Caddesi'nde Profesör Doktor Gülçin Gülşen'le beraberiz. Merhaba efendim. Merhabalar. Gülçin Hanım, bel fıtığı, bel ve boyun fıtığı fizik tedaviyle tedavi edilebilir mi? Evet. Öncelikle boyun ve bel fıtığını tanımlamak daha doğru olacaktır. Boyun ve beldeki omurga aralıklarının daralması ve aradaki disk dediğimiz yapıların sıvı içeriğinin dışarı doğru kaçması, şu şekilde gördüğümüz gibi, buna fıtık adı veriyoruz. Fıtığın bacaklara giden sinirlere veya omuriliğe yaptığı basıya göre de değişik bulguları ortaya çıkmaktadır. Fizik tedavide boyun ve bel fıtığının yeri nedir? Bunu sormuştunuz biraz önce. Mekanik bir daralma var boyun ve bel fıtıklarında. İki omurganın arasındaki aralıkta daralma var. Dolayısıyla bunun çözümü de ancak mekanik olarak olacaktır. Fizik tedavide biz ne yapıyoruz? Öncelikle omurun arka yüzeyine yapışan, bu bölgeye yapışan bağları ve kasları gevşetmek, uzatmak ve doku iyileşmesini sağlamakla ilgili fizik tedavide kullandığımız bir takım elektroterapi cihazlarını uyguluyoruz. Sonrasında İki omurun arasını açmakla ilgili hangi omurun arasında fıtık var ise bilgisayar kontrolü olarak DRX9000 spinal dekompresyon cihazı dediğimiz cihaz ile çekim, yani bir nevi traksiyon uyguluyoruz. Bunun klasik traksiyonlardan farkı, klasik traksiyonlarda bütün omurgayı aynı yük ile çekerken, burada hangi aralıkta fıtık varsa, sorunlu omurga aralığı hangisi ise ve açılması için ne kadar yük uygulanması gerekiyor ise onu uygulayabiliyoruz. Böylelikle de mekanik olarak aralığı açtığınız zaman %80'i sıvıdan oluşan diskin sıvı içeriği içine girmekte ve sinir kökü basıları aralığında açılmasıyla ve omurilik basısı da ortadan kalkmaktadır. Bel fıtığı hangi aşamaya kadar ameliyatsız tedavi edilebilir? Bel fıtığının aşamasından ziyade kişinin kas iskelet sistemi yapısı, diğer hastalıkları, omurga yapısı dışında pek çok faktör tedavide etkili. Burada kişinin sosyal hayatı, günlük yaşamdaki faaliyetleri, sportif aktiviteleri hepsi bir bütün şeklinde değerlendirilmek zorunda. Bazen sadece MR bulgularına bakılarak hastalara ameliyatlık dönemde mi, fizik tedavilik dönemde mi diye tanı koyulması isteniyor. Fakat biz DRX9000 spinal traksiyon cihazımız ile ameliyat dönemindeki fıtıkları dahi etkin olarak tedavi edebilmekteyiz. Sadece fıtık nedeniyle omurilik bası yapan parça ve sinir köklerine bası yapan parça kopmuş ise o zaman dekompresyon cihazını almamaktayız. Burada hastaları ayırt etmek için MR bulgularına bakarak, MR görüntülerini değerlendirerek DRX'e uygun mu değil mi diye karar verebiliyoruz. Yani sadece klasik fizik tedavi yöntemleri, sadece elektroterapi yöntemi boyun ve bel fıtıklarının tedavisinde tek başına etkin olamamakta. Mutlaka eğer uygun ise, uygulanabiliyorsa etkin dekompresyon yöntemi uygulanmalıdır. Zaten ameliyatlarda yapılan da bu aralığı genişletmek ve dekompresyondur. Bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisinde fizik tedavi geçici bir tedavi midir? Eğer sadece elektroterapi uygulanırsa, sadece kas ve bağları gevşetme ve kuvvetlendirme işlemi yapılırsa, bir süre sonra kaslarda tekrar uzun süre oturma, ters pozisyonlar, ağır kaldırma gibi günlük aktiviteler sonunda tekrar bir daralma meydana gelecektir. Daralma artacaktır ve geçici bir tedavi şekli olacaktır. Fakat etkin bir tedavi olabilmesi için etkili traksiyonun, yani omurga aralıklarının açılabilmesinin yapılması lazımdır. Fizik tedavi yöntemleri tek yöntem değildir. Bazen hastalarımız ben fizik tedavi oldum, fayda görmedim diye bahsetmektedirler. Bazen de MR bulgularında boyun ve bel fıtığı olmasına rağmen kişinin şikayetini ortaya çıkaran başka problemleri olmakta. Kas ve iskelet sistemindeki başka hastalıkları. Bunları tedavi etmediğiniz sürece ne kadar fizik tedavi uygularsanız uygulayın, sonuç alamazsınız. Bu nedenle öncelikle hastalarımızı doğru değerlendirmek ve hastaya uygun etkin tedaviyi düzenlemek tedavinin etkinliğinde esastır. DRX9000 spinal dekompresyon cihazı ile tedavi süresi ne kadardır? DRX9000 spinal dekompresyon yöntemini uygulayabildiğimiz hastalarımızda tedavi kabaca 10 ile 20 seans arasında değişmektedir.
Tedavi süresi günlük 1,5 saat civarında. Makine içinde yarım saat. Bunun dışında diğer elektroterapi yöntemleri de kombine olarak uygulanmaktadır. Tedavi seansları 10 ile 20 seans arasında demiştik. Bu da hastanın muayene bulgularına göre, hastanın durumuna göre, klinik durumuna göre değişebilmektedir. 20 seans olan tedavilerde tedavi protokolümüz ilk 2 hafta her gün, yani hafta içi 5'er gün, ikinci 2 hafta haftada 3'er gün ve son 2 haftada haftada 2 olmak üzere, yani 5-5, 3-3, 2-2 olmak üzere 20 seansla tamamlanmaktadır. Ameliyatsız bel ve boyun tedavisi kimlere uygulanır, kimlere uygulanamaz? Ameliyatsız boyun ve bel fıtığı tedavisinin uygulanabilmesi için öncelikle kişide bazı hastalıkların olmaması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi kişide ileri düzeyde osteoporoz ve kemik kırıkları oluşturacak düzeyde bir osteoporoz olması. Yine kişide malign dediğimiz kanser türevi, omurga ya da ve kas iskelet sisteminde kanser veya kemoterapi olmuş olması. Yine ileri düzeyde grade 4 dediğimiz 4. evrede ve omurilik tarafına doğru olan kaymalar burada DDX cihazını almamızı etkiler, engeller. Yine kilo olarak da 130-140 kilonun üzerindeki hastalarda da tedavinin etkinliği azalabilmektedir. Tedavi alacağımız hasta grubunu ise klinik muayene bulguları artı MR bulguları veya gerekiyorsa başka EMG gibi tetkiklerle de değerlendirerek hasta tedaviden fayda görebilecekse alıyoruz. Dolayısıyla tedavinin başarısı da hastalarımızı seçerek aldığımız için son derece yüksek olmakta ve kas gücü kaybı ortaya çıkan hastalarımızda bile bası ortadan kalktığı için geriye dönüş olabilmektedir. Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisini kim uygular son kez? Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi, yani DRX9000 spinal dekompresyon cihazıyla tedavimizi hekim tarafından hasta değerlendirildikten sonra fizyoterapistler uygulamakta. Yine 10. günden sonra da hastalarımıza egzersizleri başlıyoruz. Egzersizlerin de fizyoterapist kontrolünde yapmakta. Yani özetlemek gerekirse hekim tarafından değerlendirilen ve muayene edilen hastanın tetkikleri de gözden geçirildikten sonra uygun tedavi programı belirlenir ve uygun tedavi programını da fizyoterapistler uygular. Fizyoterapist dışındaki sağlık personellerinin fizik tedavi yöntemlerini uygulaması, özellikle DRX9000 spinal dekompresyon cihazını kullanmaları son derece yanlıştır. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için Gülçin Hanım. Eklemek istediğiniz son mesajınız var mıdır? Ben teşekkür ederim. Özellikle yanlış spor çok önemli. Görüyorum ben halka açık yerlerde koyulan spor aletlerini 50-60 yaşına kadar hiç spor yapmayan insanlar yanlış bir şekilde kullanmaktalar. Yine ağırlık çalışmaları gençlerimiz arasında spor salonlarında çok fazla ve ağır bir şekilde kullanılmakta ve omurga harabiyetini ve fıtıklarını eskiden daha çok orta yaşta görürken şimdi çocuklarda, gençlerde ve çok ileri yaşlarda sıklıkla görmekteyiz. Lütfen günlük yaşamda eğer spor yapacaksak sporu bilinçli bir şekilde yapalım ve en ufak bir şikayetinizde 2 günden fazla süren boyun, sırt, bel ağrılarında mutlaka bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvuralım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet Sağlık TV izleyenlerimiz, Fizyorem Fizik Tedavi Merkezi'nden aktaracaklarımız bu kadardı. Sağlıcakla kalın.